Nankörlük edersiniz, benim azabım pek şiddettir diyor Yüce Rabbimiz. Nankörlük o kadar nimete. Yani yapar Allah ve yapıyor. İnşallah. Evet. Nankörlük yapıldığında. Adam diyor ki Allah bir şey yapmaz. Ya yapıyor, görüyorsunuz işte. Yani şirk koşuldu muydu, kitle halinde yok ediyor Allah. Felaket yağdırıyor. Eğer birlik olmazsanız fitne ve bozgunculuk olur diyor. Evet. Dürüst olursalar, iyi olursalar bereket veriyor Allah, bolluk veriyor. İnşallah. Huzur veriyor, güven veriyor. Allah ayetinde öyleyse siz beni alın, ben de sizi alayım şeytan Allah'sını ve yalnızca bana şükredin ve nankörlük etmeyin diyor. İnşallah. Evet, Cenab-ı Allah dürüst davranmanı istiyor, sadece samimi. Oyun oynandığında, samimiyetsiz davranıldığında Allah helak ediyor, rahatsızlık veriyor. Bir de insanın her saniye Allah'a muhtaç olduğunu gösteriyor Allah hocam. Her saniye, hiçbir şey bizim kontrolümüzde değil. Ama bizim yaşamımız için tüm nimetleri veriyor. Saymaya kalksak, genelleme bile yapsak bitiremiyoruz. Ona rağmen insan nankörlük yapıyor dediğiniz gibi şu an. Evet, mesela Cenab-ı Allah diyor ki, şehre girerken secde ederek girin. Yani beni anarak, beni severek girin. Bana şükrederek girin. Bol bol size yiyecek vereceğim diyor. Bereket vereceğim. Dediklerini yaptığında Cenab-ı Allah'ın hemen o nimeti görmüş oluyor insanlar. Bağışlanma dileyin diyor Cenab-ı Allah. Yani hata yapabilirsiniz, yaparsınız. Bağışlanma dileyin diyor. Bağışlanma dilenmesini seviyor Allah. Affetmeyi seviyor. Ama yani hem hata yapacak, hem günaha girecek, hem de özür dilemeyecek. Bunda Allah intikam alıyor. Ama özür dilerse, Cenab-ı Allah beni bağışlayan olarak bulacaksınız diyor.